enformasyonun taşıcısı olduğunu söyler. Pek çok insanda motivasyon sorunu var. İlk yapmanız gereken şey bunu ruhsal seviyeden çözmek. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Aylin Doğan, senarist, yazar ve eğitmenim. Dao Kaligrafi Enerji Alanı eğitmeniyim ve Dao Bilimi eğitmeniyim. Bugün sizlere Kalbi Aşka Açmak adlı bir paylaşım yapacağım. Bu çalışmayı biz Hope Alkazar'da geçtiğimiz Kasım'da yaptık ve aynı içeriğin biraz daha değiştirilmiş versiyonunu sizlere sevgililer günü için hazırlamak istedik. Umarım beğenirsiniz ve önereceğim pratikleri yaparsınız. Kalbi aşka açma kavramından başlayalım. Öncelikle buradaki aşk biliyorsunuz Türkçe'de, diğer dillerde olmayan çok güzel bir ayrıntı var. Sevgiden daha farklı. Aşk deyince biz kalbin koşulsuz olarak bir birine, bir kavrama, bir yola adanmışlığından bahsediyoruz. Koşulsuz bir kabul ve tutkuyla bağlanmaktan kendini adamaktan bahsediyoruz. Bu manada da aşk deyince tabii ki kişiler arası aşktan başlayarak Yukarıya ilahi olana giden bir yolculuk var. Bir skala var aşkta. Siz bugün anlatacaklarımı istediğiniz gibi dinleyip pratikleri de istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. İsterseniz kendinizden kendinize bir yolculuk isterseniz kendinizle bir projeniz, bir e, yaratıcı projenizle ilgili bir ilişki üzerine uygulayabilirsiniz. İsterseniz de manevi yolculuğunuzda, ruhsal yolculuğunuzda ilerlemek için, ruhsal aydınlanma yolunda ilerlemek için kullanabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim bu kavramı, kalbi aşka açmak kavramını sizlere nasıl aktaracağım üzerine. Dağ biliminden bahsettim. Dağ bilimi iki tane disiplini bir araya getirir. Bunlardan bir tanesi kuantum fiziği. Öbürüsü de çok çok eski, 5000 senelik bir geçmişi olan dağ öğretileri. Bu ikisinde e, kuantum fizikçisi Dr. Rulin Shu ve Dağ e, Grandmaster Doktor ve Master Zigang Sha ikisi bir araya gelerek oluşturuyorlar ve şu anda dünyanın pek çok kongresinde kuantum fiziği kongrelerinde, tıp kongrelerinde sunumlar yap yapılarak başka bilim dallarından eee ortaklaşa çalışmalar yapılarak bu daha biliminin önerdiği formüller uygulanıyor. Ben de gene kendi alanımda, benim alanım performans teorisi. Kişilerin yaşam performanslarını inceliyorum ve nasıl geliştirebileceklerini, yani otantik benliklerini nasıl bulacaklarını, özgün ifadelerini nasıl bulacaklarını araştırıyorum. Ve kendim de şu anda yazmakta olduğum kitapta bir metod geliştirdim. Ruhun performansı metodu. Felsefik bir çalışma. Ama orada dağ biliminin formülünü kullanıyorum. Dağ biliminin formülü çok çok eski bir öğretiye dayalı. Bu eski öğreti aslında evrensel bir yasa. Shen Qi Jing yasası. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Shen aslında eski öğretide spirit demek ve ruh, kalp ve zihni içine alan bir kavram. Qi enerji demek, Jing de madde demek. Dao bilimi diyor ki, Kuantum fiziğine göre her birimiz, yaratılmış olan her şey ve herkes bir titreşimsel sahadır, alandır. Ve her alan enformasyon, enerji ve maddeden oluşur. Dolayısıyla Dao öğretilerinde geçen Shen-Chi-Jing aslında kuantum fizik, fiziğinde olan enformasyon, enerji ve maddeye denktir. Bu manada da bizlerin ruh kavramına bir farklı bakış açısı sunar ve ruhun enformasyonun taşıcısı olduğunu söyler. Şimdi bunu kalbi aşkı açmakla ne alakası var? Sizi sıkmadan hemen oraya geleyim. Shen yasasına göre bir varlık, kendimizi ele alalım şimdi. Bizler ruhsal seviye, kalp seviyesi, zihin, enerji ve madde yani fizik bedeni ele alabilirsiniz. Bu beş seviyeden oluşuyoruz. Ruhsal seviyede sizin hakkınızda olabilecek tüm enformasyon saklı. Ruh enformasyonun taşıyıcısıdır. Bu manada bir kişiyle ilgili bir bilgi edinmek istiyorsanız aslında onun ruhsal seviyesiyle bağlantıya geçmeniz gerekir. Kalp bunun altında yer alıyor ve kalp ruhtan enformasyonu alan merkez olarak geçiyor. Yani kalp merkezi enformasyonun alıcısı ve vericisi olarak görev görüyor. Ben ona kozmik anten diyorum. Çünkü kalp seviyesinden siz evrene bağlandığınız zaman, çevrenize bağlandığınız zaman aslında her şeyi hissedebilirsiniz. Sezgi kanalı böyle çalışıyor. Zihin ne yapıyor? Zihin kalp kalbin aldığı enformasyonu proses ediyor. Yani zihin bir işlemci olarak çalışıyor ve aldığı sezgi yoluyla aldığı enformasyonu proses ediyor ve bir yargıya varıyor. Ha diyor ki bu negatif, bu pozitif. Ayrımlara gidiyor, yargılara varıyor ve ne oluyor? Bunu aldığı bu yargıyla Enerjiye yönlendiriyor bunu ve enerji informasyonu harekete geçiren kavram olarak bizim harekete geçmemizi sağlıyor. Yani bizim zihnimizle aldığımız negatif veya pozitif yargı sonucunda biz harekete geçiyoruz. Enerji devreye giriyor ve ondan sonra da harekete geçip biz etkileşime geçtiğimiz zaman fiziksel alemde ne oluyor? Olaylar cerran ediyor. Evet. Shen yasası bu şekilde. Burada şunu anlatmaya çalıştım. Kalbin önemini. Kalp evrendeki herkesten ve her şeyden enformasyon alıp onlara geri enformasyon verebileceğiniz bir kozmik anten olarak çalışıyor. Çok büyük bir manyetik alan enerjisi var kalbin. Dolayısıyla da biz kalp seviyesinden çevremizle etkileşime geçtiğimiz için kalbimizin arınmış olması çok önemli. Çünkü kalp seviyesinde kirlilik olunca işte buna e, popüler kültürde blokaj dediğimiz ve insanların hoşlanmadığı bir kelime ama bir kalpteki negatif enformasyon demek aslında. Blokaj bir kirlilik olunca ne oluyor? Biz çevreden gelen etkileşimlerde yanlış yorumlayabiliyoruz. Gereksiz alınmalarda bulunabiliyoruz. Veya kendimizi ifade ederken, gene dışarı kendimizi ifade ederken aslında tam da hissetmediğimiz gibi kendimizi yansıtmış bulunabiliyoruz. Evet, bu anlamda kalbin arınmış olması çok 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 önemli. Ve zaten bütün ruhsal yolculuklardaki birçok öğretinin temelinde kalbin arınması üzerinedir pratikler, dualar ve zaten biliyorsunuz bizim kültürümüzde kalp gözünün açık olması diye bir kavram var. O buna tekabül ediyor. Şimdi kalbi bir başka açıdan anlatmak istiyorum. Bir de gene Tao pratiklerinde ki bunlar e, gene 5000 senelik Çin tıbbına dayanır. 5 tane bedenimizde enerji merkezi vardır. Enerji merkezi çakralar değil onlar başka. Enerji merkezleri e, Alt Dantien, Kundalini, Kalp merkezi ve Zu Cha ile üçüncü göz. Bunlar Bizim genel sağlığımızı etkileyen bir kişinin hem fiziksel hem duygusal olarak sağlıklı olmasını sağlayan e, enerji, temel enerji merkezleri diye geçiyor. Temel enerji merkezleri. Ve eğer e, çok sinirleniyorsanız, dengeli değilseniz, mesela mutlaka Atantiyen Kundalini ve kalp merkezini çalıştırmanız lazım. Biz buna daha foundation pratiği diyoruz yani temel pratik. Bunun mutlaka çalışılması ve çalıştırılması gerekiyor bu merkezlerin. Eğer bir gün fırsatınız olursa lütfen bunu duyurduğumuz bir zaman gelin beraber çalışalım, nasıl yapacağınızı öğrenin ve yapın çünkü e, pek çok insanda motivasyon sorunu var, isteksizlik var. Mesela erteleme çok büyük bir sorun. Ee, i̇şte bu özellikle bu üç merkezi çalıştırırsanız adantian, kundelini ve kalp merkezi ki bunların beraber çalıştırılması gerekiyor. O zaman çok çok daha dengeli ve dışarıdan gelen etkilere karşı da çok daha dengeli tepkiler veren bir durumda olursunuz. Sinir sistemini çok çok dengeliyor ve de Şimdi oraya geleceğim. Dağ öğretisinde kalp, kalp merkezi, tabii burada kalp derken organdan bahsetmiyorum. Kalp merkezi ayrı bir konsept. Kalp ruhun ve zihnin evidir. Bu çok önemli bir kavram. Lütfen bunu aklınızda tutun. Şu sebepten dolayı özellikle günümüzde artık ruhsal çalışmalar çok yaygın ama hep eksik kalıyor. Çünkü sebebi de şu... Hep zihin üzerine, bilinçaltı üzerine, telkin yöntemleri üzerine çalışmalar, meditasyonlar vesaire tekniklerle o şekilde. Halbuki zihini arındırmak veya dönüştürmek için kişilerin kalbini arındırması gerekiyor. Tam da bu prensipten dolayı. Yani şudur, ben artık böyle düşünmeyeceğim diyerek siz artık öyle düşünmeme sürecine geçemezsiniz. Sizin öyle düşünmeniz şundan kaynaklıdır. Kalp seviyesinden sürekli olarak e, enformasyon çektiğiniz için o aldığınız enformasyonlar negatif olduğu için siz zaten negatif düşünüyorsunuzdur. Çünkü söylediğim gibi ruh, kalp, zihin, enerji ve madde şeklinde alan çalışıyor. Yani ruh kalbi yönetiyor. Kalp zihni yönetiyor, zihin enerjiyi yönetiyor, enerji de maddeyi yönetiyor. Dolayısıyla sizin herhangi bir konuda pozitif düşünmeniz için kalp seviyesinde zaten o enformasyonun alınmış olması lazım. Dolayısıyla biz her çalışmada kalbi arındırmaya çalışırız. Tekrardan kalp merkezi neyle alakalı? Kalp merkezi önce duygularımızla alakalı. Öz sevgi, sevgi, affedicilik, şefkat gibi bize erdem katacak duyguların hepsi kalp merkeziyle alakalı. Kendimize yolculuk kalp merkeziyle alakalı ve dolayısıyla ilişkilerimiz de kalp merkeziyle alakalı. Bağlantı yeteneği kalp merkeziyle alakalı. Dağ biliminde bir alanda pozitif enformasyonun olup olmadığını şu şekilde anlarsınız. O alanda eğer uyum varsa, bağlantı varsa parça, parçaları arasında ve düzen varsa o alanda pozitif enformasyon var demektir. İşte kalbimiz bizim bağlantı kurmamızı sağlar. Connection diye geçiyor ve bir insanı sevip sevmeyeceğinizi nasıl anlıyorsunuz? Aslında sezgisel yolla anlıyorsunuz değil mi? Bir alıcı olarak kalbiniz çalışıyor o sırada. Kalp merkeziniz devrede, sezgileriniz devrede. Ve mesela bir insanı gördüğünüzde hemen ben hiç hoşlanmadım diyebilirsiniz. Veya tam tersine A, çok sevdim diyebilirsiniz. Aslında elinizde çok da büyük bir kriter yoktur. Ama siz bunu sezgi kanalından söylersiniz. Aynı şekilde de bunu öyle bir yayarsınız ki işte kalp seviyesinden bağlantı kurabilirsiniz ve tam tersine disconnection dediğimiz bağlantıyı kopartma işlemini gerçekleştirirsiniz. Nasıl oluyor bu? Yani elle tutulur gözle görülür bir şey değil. Fakat enerjetik olarak bunu karşı tarafa yansıtırsınız. Rezonanstan o kişi onu anlar. İşte bunlar hep kalbin marifetleri. Dolayısıyla kalp bizim ilişkilerimizle alakalıdır. Çevremizdekilerle nasıl ilişkiye geçtiğimizi, bizim kalp rezonansımız belirler ve e enformasyonu da yani e o insanı bozulduğumuzu, o insanın hoşlanmadığımızı, bir şeylerin ters gittiğinde gene kalp rezonansıyla veririz. Bir iletişim aracıdır kalp o o manada ve performans teorisinde de vardır. Performans teorisinde hal ve tavır Manners diye geçen aslında çok da sizin e, sözel bir ifadenize gerek duymaz, bir bakışınıza ve miminize de gerek duymaz. Fakat yaydığınız enerjiden siz e, ne düşündüğünüzü anlatabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim kalp merkezinin bir özelliğine daha. Bizim Kalbimiz ne kadar arınmışsa çevremizdekilerle o kadar iyi ilişkiler kurabileceğimiz için ne oluyor? İlişkilerimiz iyileşiyor. Ve ne oluyor? İlişkilerimiz her seviyede, her alanda iyileştiği için iş ilişkilerimiz de, bağlantı yeteneğimiz de artıyor ve dolayısıyla da bu bizim işimizin başarısına ve oradan gelecek finansal başarıya da bolluk berekete de kapı açmış oluyor. Kalp, beş element teorisine göre beş ana organdan bir tanesi ve duygularımızı yöneten yin organlardan bir tanesi. Ateş elementiyle bağlantılı kalbinde ve kalp merkezinde Kalbin Kalp organında ve ateş elementinde bir dengesizlik olan insanda depresyon ve anksiyete görülüyor. Dolayısıyla kalbin sağlıklı olması hem bizim e, aslında e, etrafımızdakilere e, umut dolu, pozitif bakabilmemize, bunu bu şekilde yansıtabilmemize sağlıyor ve dolayısıyla ne oluyor? Çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Evet, son olarak da arkadaşlar kalp merkezi aydınlanmanın merkezidir. Gene bizim öğretisi, Dao öğretisinde ruh varlığı öncelikle kök çakraya yerleşir, oradan yukarı doğru çıkar ve bir kişinin ruhsal enerjisi yukarı doğru çıktığında tabi bunların hep arınması gerekir. Kalbe geldiği zaman artık kişi de aydınlanma başlar. Ama aydınlanmanın başlangıcıdır. Sonra yukarılara doğru ilerlemesi gerekir. O kişinin daha da yüksek bir erdem taşıyabilmesi için. Fakat bütün spiritüel yeteneklerin de merkezidir, kalp merkezi. Bizim alanda mesela ruhsal komünikasyon kurma yeteneği vardır. İşte zaten anlattığım gibi kalp alıcı olduğu için ruhsal alemden enformasyon alabilmek için Sezgilerinizin yüzde yüz açılması için vesaire kalp merkezi çok çok önemlidir. Şifanın, sevginin ve aydınlanmanın merkezidir. Evet, şimdi gelelim ee, sevgililer günü konseptli. <laughs> Biz kalbimizi arındırarak nasıl e, niyette bulunacağız ve nasıl hedeflerimize yürüyeceğiz. Çünkü şimdi bundan sonra size anlatacaklarımı siz istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Ben size bir niyetinizi beş seviyenin bilgisini kullanarak nasıl yaratabileceğinizi anlatacağım. Bu bilgileri de gene Hope Alkazar'da yaptığım Manifestation adlı çalışmada anlattım. Ve bir konuda bir yaratım yapmak istiyorsanız bunun beş seviyede gerçekleşmesi yani her bu beş seviyenin anlatım, ruh, kalp, zihin, enerji ve madde hepsinin aynı mesajı vermesi ve tam olarak aynı mesajla hizalanması gerektiğini anlattım. Bu gene dağ biliminde büyük birleşim alan teorisi formülü olarak verilmiştir. Ben ona büyük hizalanma formülü diyorum. S plus E plus M equals 1. Yani ruh artı enerji artı madde eşittir 1. Yani sizin bir olana tamamlanmış oluna gitmeniz için hem ruh seviyesinde hem enerji seviyesinde hem de fizik seviyesinde aynı mesajı vermeniz gerekir. Mesajı vermek ne demek? Enformasyonun aynı olması lazım. Bir küçük örnek verelim. Diyelim ki siz diyorsunuz ki çok sağlıklı olmak istiyorum. Bu düşünce seviyesinde var. Ve sağlıklı olmak için sürekli olarak bir takım e, terapiler alıyorsunuz. Gerekli mantraları çekiyorsunuz ve e, aynı zamanda da birisinden koçluk alıyorsunuz. Her şey çok güzel. Fakat ondan sonra hiç bunları yapmıyormuş gibi gidip aksiyona geldiğiniz zaman yani yaşam performansına geldiğiniz zaman bunu tam tersi hareketler yapıyorsunuz. Atıyorum geç kalkıyorsunuz, aşırı alkol tüketiyorsunuz, çok kötü yemekler yiyorsunuz. Ne oldu? Enformasyon tutmuyor. Evet, devam ediyorum. Şimdi gelelim tam da Sevgililer Günü konseptine uygun olarak bu bilgileri nasıl pratiğe dökeceğiz ve kendi alanımızı nasıl gözlemleyip hayatımızda nasıl ilişkilerle ilgili, aşkla ilgili bir yeni deneyime geçeceğiz. Bu yaratım kelimesinden çok hoşlanmıyorum çünkü aslında biz bir şey yaratmıyoruz. Enformasyon enerji seviyesinden madde seviyesine iniyor ve Fiziksel alemde bir takım yansımalar gerçekleşiyor. Enformasyon, information form veren demek. Neye form veriyor? Enerji ve maddeye form veriyor. O manada bu yaratıyorum, işte yaratım yaptım gibi kelimelerden mümkün mertebe kaçınmak bizim için iyi olur. Hem egonuzu aradan çekmiş olursunuz hem de aslında ee, yük yukarısının işleyişini takdir edersiniz. Çünkü bu işler çok basit değil. Yani bir sembol taşıyarak, bir mantra söyleyerek siz kolaylıkla istediğiniz şeyi hayatınıza çekemezsiniz. Çekebilmeniz için bu şeyin sizin ruhsal seviyenizde ne dedik? Ruh enformasyonun taşıyıcısı dedik. Zaten pozitif bir şekilde pozitif enformasyon ve erdem olarak birikmiş olması lazım. Ne demek bu? Şimdi yaşamınıza bakın. Yaşamınıza baktığınız zaman tabii ki de kültürel ve toplumsal etkiler çok insanı şekillendiriyor. Fakat hayatınıza bakın. Eğer hayatınızda mesela ilişkiler manasında iyi bir gidişat varsa bu şu demek, sizin ilişkiler alanında tüm yaşamlar boyu pozitif informasyon biriktirdiniz demektir. Ama çok da iyi gitmiyorsa, yani sürekli bir sıkıntı varsa ilişkiler alanında, bu sizin gene tüm yaşamlar boyu ve genetik hafızadan da gelen, yani atalardan da gelen negatif enformasyonun çok fazla olduğu manasına gelir. Biz buna gene işte ruhsal öğretilerde pozitif karma, negatif karma diyoruz. Aslında bu bir kişinin alanında enformasyon birikmesinden dolayı oluyor. Enformasyon o şekilde olduğu için aşağıya da enerji ve maddeye form veren enformasyon negatif veya pozitif olunca da fizik alemde yansıması negatif ve pozitif deneyimler olarak bize geliyor. Bu manada arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey bunu ruhsal seviyeden çözmek. Bu manada mindfulness demiyoruz. Ne diyoruz? Soulfulness yani ruhun hakimiyeti. Zaten şu anda içinde bulunduğumuz çağda, işte bu yine girdiğimiz çağda etkilerini pandemiden beri çok daha fazla gördüğümüz, herkesin içine döndüğü, hayatın değerlendirdiği, sorguladığı bu dönemde neye geçiyoruz şu anda? Buna Doktor Sha Soul Light Era diyor. Yani ışık çağı. Ruhun ışığının çağı. O da ne demek? İşte bu tarz bilgilerin çok daha fazla ön planda olacağı. Zihnin değil, ruhun bilgisini, ruhun hakimiyetinin ön planda olacağı ve bunların konuşulmaya başlanacağı çağ, çağa girmiş vaziyetteyiz. Onun için umarım beni dikkatle dinliyorsunuzdur. Evet, şimdi benim çok sevdiğim bir pratik, affetme pratiğinden bahsedeceğiz. Affetme pratiği arkadaşlar şöyle düşünün. Sizin o işte ruhsal seviyede birikmiş olan Negatif informasyonunuzun bir ben bunu farkındayım, hmm, ben bir şeyler yapmışım ki aşağıda bu böyle tezahür ediyor demeniz, yani farkındalığınızı oraya almanız, sorumluluğu oraya almanız ve bu yaptığınızın bir daha tekrar etmemesi için bilincinizi orada tutmanıza, uyanık kalmanıza yarayan bir pratiktir. Şimdi size. Bir örnek yapalım affetme çalışması için ama bunu konumuza uyarlayalım. Kalple alakalı, kalbin aşka açılmasıyla alakalı ve tabii ki de ilişkilerle alakalı yapalım. Ki siz de bunu kolaylıkla tekrar edin. Zaten pratik kısmında ben hepsini arka arkaya yapacağım ama şimdi ayrı ayrı bölümler olarak da anlatalım. Çok basit. Şöyle söyleyeceksiniz affetme çalışmasında Bu yaşamda ve diğer tüm yaşamlarda şundan kaynaklı ruh sonsuz bir varlık ya. Biliyorsunuz bunu Platon'dan itibaren ondan da geri ama hadi diyelim ki Yunan felsefesinden aldık konuyu. Ruhun fizik bedenin görünmeyen tarafı olduğu söylenir ve sonsuz bir varlıktır. Beden ölümlüdür, ruh sonsuzdur. Ne demek o? Ruhun deneyimleri yaşamlar boyunca diğer yaşamlara taşınır. Daha bilimi de bunu söylüyor. Zaten konuşmaya başladığımdan beri bunu anlatıyorum. Ruhun enformasyonu taşıdığını. Dolayısıyla bu kavramı kullanıyoruz. Ne diyoruz? Bu yaşamda ve diğer tüm yaşamlarda sevgi, aşk konusunda her ne yanlış yaptıysam, kimin kalbini kapatmasına sebep olduysam kimi üzüp kırdıysam ve aşk yolunda engeller koyduysam kendi adıma ve atalarım adına af diliyorum lütfen bizi affedin ve her kim beni ve atalarımı aynı konuda aşk konusunda ilişkiler konusunda kırdıysa incittiyse bilip bilmeden zarar verdiyse biz de onları kendi adımıza ve atalarımızın adına affediyoruz. Gitmekte serbestsiniz. Diyorsunuz. Sonra şöyle bir minik mantra söylüyorsunuz. Biz sizi affediyoruz. Siz bizi affediyorsunuz. Sevgi, huzur, barış hakim oluyor Biz sizi affediyoruz Siz bizi affediyorsunuz Sevgi barış huzur hakim oluyor Biz sizi affediyoruz Siz bizi affediyorsunuz Sevgi barış huzur hakim oluyor Teşekkürler 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 Evet. Af çalışması böyle. Yani ne oldu? <laughs> Ruhsal seviyede bugüne kadar kırmış olduğunuz tüm ruhlarını af dilediniz. İnanılmaz serbest bırakan sizi oluşturmuş olduğunuz bütün karmik yüklerden serbest bırakan bir çalışma. Zaten yaparsanız hemen fark edeceksiniz. Çok hızlı enerjiler devreye giriyor. Evet. Şimdi af çalışması böyle. Ruhsal seviyede arkadaşlar ne yaptık? Daha evvel yaptığımız tüm negatif düşünce, davranışlar için af diledik. Bu bizi engelleyen şeyler için. İki, ne yapıyoruz? Kalp seviyesine geliyoruz. Kalp seviyesinde e, söylediğim gibi kalp e, duyguların merkezi. Ve ben orada genelde şunu insanlara çalışmalarını öneriyorum. Herhangi bir konuda bir hedefiniz varsa, o konuya odaklandığınız zaman nasıl bir duygu ortaya çıkıyor? Mesela bir yerde bir sunum yapacaksınız. Aslında o sizin bir hedefiniz yani başarınız için önemli bir hedef. Fakat o konuya kitlendiğiniz zaman bir anda panikliyorsunuz. Korku geliyor. İşte o sizin kalp seviyesindeki negatif enformasyonunuz. Bunu mutlaka dönüştürmeniz lazım. Bir başka işte ilişkiler konusunda diyelim ki çok hoşlandığınız birisi var ve aslında çok rahat bir şekilde gidip konuşabilirsiniz. Fakat bir şekilde bir özgüven sorununuz var ve paniğe kapılıyorsunuz konuşmadan evvel. Eliniz ayağınız birbirine dolanıyor. Bu da gene kalp seviyesindeki negatif bir enformasyon. Veya bir ilişkiniz olduğunu varsayalım ve ilişki devam ederken sürekli olarak problem çıkıyor. Neden? Çünkü sürekli olarak öfkeleniyorsunuz. Diyelim ki Kıskanıyorsunuz gene özgüven problemi ve sürekli olarak öfkeleniyorsunuz bunun da dönüştürmek lazım zaten şöyle bir gerçeklik var bakın gene eksik olan bilgilerden bir tanesi herhangi bir konuda hedefinize ulaşmanız önemli değil tebrikler ulaştıysanız fakat onu sürdürülebilir kılmanız asıl başarıdır yani bir sevgiliniz olsa yarın öbür gün konumuz sevgililer günü diye diyorum. Tebrikler. <laughs> Sonra sürdürülebilir halde mi ilişki? Yoksa üçüncü gün olay mı çıkıyor? İşte buraya bakmanız lazım. Bunun da ilk başından siz eğer kalbinizi arındırıp ilk başından hedeflerinize giriş yaparken en yüksek duygularla, en temiz kalple Yaratımızı yaparsanız o zaman bu zaten sürdürülebilir bir hedef olur. Sürdürülebilir bir deneyim olur. Bu manada e, kalp seviyesi çok çok önemli. Evet. Şimdi gelelim düşünceler kısmına yani zihin kısmına. Zihin kısmında gene aynı şekilde e, kendimizle ilgili ve başkalarıyla ilgili ne düşündüğümüz, nasıl yargılarımız olduğu ...çok çok önemli e, enerjimizi ve aksiyonu dolayısıyla yönlendirmek açısından. Burada kilit bir şey var. E, demin bahsetmiştim. E, kalp zihni yönettiği için biz... ...bu şekilde pozitif düşünmek istiyorum, buna inanmak istiyorum diye... E, ...on-off tuşu varmış gibi zihni dö dönüştüremiyoruz. Dönüştürebilmemiz için... Birincisi zihni çok daha yüksek frekanslı bir odakla entegre etmek lazım. Quantum entanglement teorisi var ya, kuantum dolanıklık teorisi. Daha yüksek frekanslı, pozitif bir frekanslı odakla entegre etmek lazım ki o onu nötrleştirsin. Ama asıl kalp arınması yapmak lazım. Çünkü kalp zihnin ve ruhun evi olduğu için kalp zaten ruhsal seviyeden o negatif enformasyonu çektiği için zihni öyle düşünüyor. Dolayısıyla gene dönüp dolaşıp kalbe gitmek gerekiyor. Fakat size zihin seviyesinde şunu söyleyeceğim. Zihin seviyesinde egodan bahsediyoruz. Çünkü ego benlikle alakalı ve Kendini algılamakla alakalı. Yani benlik kavramı kendini nasıl algıladığınla alakalıdır. Küçüklüğünüzden beri, bütün zaten sosyal psikoloji bunun üstüne kurulmuştur. Dışarıdan nasıl tepki alırsınız? O konuda neyin doğru olup neyin yanlış olmadığını veya kendinizin değerli olup olmadığını yanlış olup olmadığınızı, beğenilip beğenilmediğinizi karar verirsiniz dışarıdan alınan tepkilerle. Dolayısıyla ama bu bir algı e, meselesidir. Algı meselesidir. Dolayısıyla zihin benlikle alakalıdır ve ego ile alakalıdır. Ve e, zorlu bir alan fakat zihni dönüştürmenin en güzel yöntemi, Dediğim gibi gene dönüp dolaşıp kalbe, kalbin arınmasına yönlenmektir. O konuda pratik yapacağız. Ama gene de bir yin yang pratiği vardır. Mesela diyelim ki çok sıkıntılı bir şeyden geçiyorsunuz. Tamam. Öğreti ne der? Eğer senin başına geldiyse bir dersle geldi bu. Sana bir güzel bir bilgi verecek. Niye geldi bu? Çünkü dönüştürmen gereken bir durum var ruhsal seviyede negatif bir karmaşan var. Onu pozitife çevirene kadar o sıkıntılı durumun içinden geçeceksin. Ne zaman ki bilgiyi alırsan o durum zaten çözülecek. Enerji kendini geri çeker. Eğer siz bilgiyi alırsınız bir an evvel zihne alakalı şu soruyu sormanız gerekiyor. Bu problemi yaratan hangi yargılarım var, hangi şikayetlerde bulunuyorum, hangi egosentrik davranışlarda bulunuyorum, görmem gereken nedir? Bunu soracaksınız ve bir an önce oradaki bilgiyi almaya bakacaksınız ve olayı ters çevireceksiniz. Ve her zaman bir de şu var arkadaşlar, zihne çok iyi gelen bir şey var. Şükredeceksiniz. Diyeceksiniz ki her olaya teşekkür ederim. Başınıza bir şey geldiği zaman Hmm, teşekkür ederim. Bakalım şu anda ne öğrenmem gerekiyor? Biraz daha gelişmem için karşıma bir olay çıktı. Bunu sizi uyandırmak için, yükseltmek için gelmiş bir pozitif aslında katkı olarak algılamanız veya bugünden sonra böyle düşünmeniz çok çok daha faydalı olur. Evet, şimdi gelelim. Enerji ve madde kısmına, enerji ve madde kısmında ne yapıyoruz, neye odaklanıyoruz? Dağ biliminin bu beş seviyesindeki son enerji ve madde kısmı e, aslında fizik alemdeki gördüğünüz, deneyimlediğiniz her şey madde alem olarak geçiyor. E, ve enerji ve madde bir yin yinyank... E, pair yani yin yang ikili. Bunlar zaten birbirinden ayıramıyoruz biz. Ama ben e, yaşam performansı kavramı gözüyle baktığım için performans teorisi alanında ne yapıyorum arkadaşlar? Fizik alemdeki sizin etkileşime geçtiğiniz her şeyi günlük yaşamınızda işte bu kullandığınız laptop olsun, Saç renginiz olsun, üstünüze giydiğiniz kıyafet olsun, yanınızdaki arkadaşınız olsun, Netflix'te seyrettiğiniz bir dizi, dinlediğiniz müzikler, yani yaşam alanınızı belirleyen her şeyi ben enerji ve madde seviyesi olarak inceliyorum ve sizlere de incelemenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü Enerji ve madde enformasyonun taşıyıcısıdır gene aynı şekilde. Bakın yani şöyle söyleyeyim size alanınıza alanınıza koyduğunuz her obje sizin varlığınız varlık alanınıza bir enformasyon yüklemesi yapar. Sonuçta biz bir enformasyon matrisinde yaşıyoruz. Her şey bir enformasyon ve dolayısıyla da siz Bilseniz de bilmeseniz de onlar size yüklemeler yapıyorlar. Ben bunu fark ettiğimden beri mesela siz isterseniz izleyebilirsiniz. Ben mesela korku filmi izlemiyorum. O vahşi görüntüleri görmek istemiyorum ben. Ee, tabii ki karşıma çıkıyor o apayrı bir şey. Ufak ufak ama bile isteye gidip de onları izlemiyorum. Aynı zamanda çok aşırı dramatik şeyler de takip etmiyorum. Mümkün mertebe beni hoş tutacak, yüksek duygular içeren içerikleri takip ediyorum. Bu benim kişisel tercihim. Müziklerde <laughs> zorlanıyorum çünkü müzikler çok zor. Yani çok fazla mesela şarkı sözleri bayağı sert içerikler taşıyabiliyorlar. O konuda ayrıştırmak zor sadece size bunları bir e, farkındalık e, olsun diye farkındalık getirsin diye söylüyorum. Uç örnekler de vermek lazım. Çünkü öbür türlü insanın aklına tam da yatmıyor. Her şeyin ne kadar önemli olduğuyla alakalı. Özellikle de yaşamınızı aldığınız kişiler. Bu manada konuştuğumuz konu aşk ve ilişkileri olduğu için Yaşamınıza aldınız kişi çok önemli. Yani kimi kimsi kimi alıyorsunuz yaşamınıza. Yani evet ben bir ilişki istiyorum. İste tamam. Peki o kişinin geldiğinde senin hayatına nasıl bir etki edeceğini biliyor musun acaba? Yani seni aşağı sürüklemesi o kadar mümkün ki. Dolayısıyla da yani bir ilişki istememek lazım. Sizi yukarı çekecek yaşam yolculuğunuza uygun bir eş dilemek gerekiyor. Öncelikle bunun bir altını çizelim. Net olmanız gerekiyor. Bunun için de kendinizi tanımanız lazım. Kendinizi tanıyacaksınız. Yaşam yolculuğunuzu, hedeflerinizi çok iyi anlayacaksınız. Ondan sonra ona göre onunla uyumlu bir eş çağırmak lazım. Ha, benim çok vaktim var. Ben oyalanacağım buralarda. Negatif deneyimleri de açayım diyorsanız o zaman herkesi kabul edebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben şu an dünyanın durumu zaten çok karışık. Mümkün mertebe pozitif e, deneyimler yaşamak istiyorum ve hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Nereye ilerliyorsunuz hızlı hızlı? Yaşam yolculuğunuzda, ruhsal yolculuğunuzda pozitif olana doğru, daha parlak, daha ışıklı olana doğru ilerlemek için ne yapmak lazım? Sizinle uyumlu eşi çağırmanız gerekiyor. Evet. Böyle olunca ne olacak arkadaşlar? Hemen bir üstten geçeyim. Ruhsal seviyede tüm yaşamlar boyunca aşk ve ilişkilerle ilgili kalbinizi kapatan her konuda ne yaptınız? Af çalışması yaptınız. İkinci olarak kalp seviyesine geldiniz. Bu konuları düşündüğünüz zaman e, deneyimlerinizle üzerinden değerlendirebilirsiniz. En çok hangi duyguların e, ön planda olduğunu görüyorsunuz? tabii ki negatif anlamda diyorum. İşte kendi beğenmeme işte ve başkalarına güvenmeme de olabilir bu. O sizi zaten negatifi sürükler, öfkeler olabilir, korkular olabilir, özgüven eksikliği olabilir, kendi beğenmeme olabilir. Bu manada kalp seviyesine ne taşıyorsunuz? Bunun tespiti gerekiyor. Üçüncü olarak zihin seviyesinde nasıl yargılar taşıyorsunuz? İşte mesela kültürel olarak da biz bir sürü yargılara sahibiz. Kimli olup olmamamız gerektiği bile bize dikte ettirilir zaten. Denir ki şöyle şöyle bir biriyle beraber ol. Halbuki çok yanlış o bir seçimdir belki. Çünkü siz orijinal varlığınızın bambaşka bir yolculuğu vardır. Bu zamanlama içerisinde böyle mesela yani kimsenin 20 yaşında, 30 yaşında, şu yaşında evlenmesi gerekmiyor. O kişinin yaşam yolculuğunda çok önemli işler başarması gerekiyordur ve onun hayatı, gidişatı erken evlenmeye müsait değildir. Erken çocuk yapmaya da de müsait değildir. Belki de hiç yapmayacaktır. Biz bunu bilemeyiz ama o tamamen kişinin yaşam yolculuğuyla ve ruhsal planıyla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla bu yargıları bizim kendimizden beklediğimiz ilişkilerden beklediğimiz ve bu konuda hem kendimizi yargıladığımız noktalar hem de başkalarını yargıladığımız noktaları tespit edip onları dönüştürmek üzere listeye almak lazım. Ne listesini alacağız? Onları da af listesini alacağız ve aynı zamanda da pratiklere alacağız. Son olarak yaşam performansı dedim, enerji ve madde seviyesinde ne yapacağız? Yaşam alanımıza bakacağız. Ben bunu istiyorum ama e, bununla uy uyumlu yaşamıyorum. Yani mesela yaşam performansında ben e, düşünceleri, düşüncelerimizi yansıttığımız konuşmayı çok ön planda e, görürüm. Çünkü en büyük zaten negatif e, yaratımlar konuşmayla yapılıyor. Biliyorsunuz ses yaratım e, enerjisidir ya yani yaratımı biz ol dedi oldu. Yani yaratım e, sesle başlar ve konuşma e, insanlar arası ilişkiyi de e, en çok bağlayan, en çok problem yaratan e, unsurdur konuşmalar. Dolayısıyla mesela e, siz e, aşkla ilgili çok büyük bir hedefiniz var ama sürekli olarak kendi kendinize veya arkadaş çevrenizde olumsuz olumsuz konuşuyorsunuz. Ay zaten o da şöyle bir insan. Ay zaten o da bana bakmaz. Ben zaten bilmem ne. Zaten bu ülkede şöyle 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 vesaire vesaire vesaire. Buna bakın, zihinin e, e, süreçlerini de kendi kendinize yaptığınız konuşmalardan ve arkadaş ortamında onay verdiğiniz olumsuz konuşmalardan anlayabilirsiniz. Konuşmalar, aksiyonlar ve çevrenizi aldığınız her şey bunlar düzenlenmeden siz istediğiniz kadar meditasyon yapın, istediğiniz kadar mantra söyleyin. Yaşam performansınızı düzenlemiyorsanız, aksiyonlarınızı e, ve konuşmalarınızı, hadi bütün diğer detaylara geçtim, fakat kendinizi, alanınızı doldurduğunuz bütün detayları siz düzenlemiyorsanız ve isteğinizle, arzunuzla hizalamıyorsanız o şey gerçekleşmez. Gerçekleşse bile dediğim gibi bir alt versiyondan, sizi aşağı çekecek bir yaratım yapmış olursunuz. Bunları sizin moralinizi bozmak için söylemiyorum. Bunları size bütün bu yollardan geçmiş ve pek çok hatalar yapmış biri olarak, bir arkadaşınız olarak, bir büyünüz olarak söylüyorum. Ve bu konulara çok çok kafa yormuş senelerdir hem akademik olarak araştıran hem spiritüel öğretiler anlamında 25 seneden fazla okuyan ve bunun da pratiğini de yapan birisi olarak söylüyorum. Zamanınızı boşa harcamayın. Enerjinizi boşa harcamayın. Ve kendinizi merkeze alın. Çünkü siz çok değerlisiniz. Ve eğer siz iyi olmazsanız zaten çevrenizdekilere de hiçbir faydanız olmaz. Bir ilişkide iyi bir performansla sergileyemezsiniz. Dediğim gibi baştan zaten kirlilik olduğu için ruhsal seviyede ilişkilerle alakalı veya kendi özgüveninizle alakalı veya zihin seviyesinde inançlarınızla alakalı o zaman üçüncü günden itibaren problemler yaşamaya başlarsınız. En önemli olan şey sizin ruhsal yolculuğunuz. Sizin kendinizle alakalı olan huzurunuz. Umarım size en layık olacak kişiler gelsin, size hep yukarı taşıyacak kişiler gelsin. Her zaman bunun niyetinde bulunalım. Elbette karşımıza bunun tam tersi örnekler çıkacaktır. O da karmanın bir oyunu. Orada da uyanık olmak lazım.